Çok kısa bir şey anlatayım size. Hı hı. Bakın, ikinci Wilhelm, bilirsiniz o hikaye, meşhur hikaye. Berlin'de yazlık sarayını yaptırmak için bir arazi beğenir. Ve orada bir değirmen vardır. Gönderir adamlarını, değirmenci adama derler ki, ya sana müjdemiz var. Kral buraya saray yapacak, senin şeyini de satın almak istiyor. Adam der ki, satılık değil burası. Ya anlamadın galiba, hani kral istiyor burayı, satın alacak. Yok der, satılık değil burası. Kapatır kapıyı, suratını. Çağırır Wilhelm, kim o, nasıl olur, çağırın bakayım bu değirmenciyi. Der ki, ya söylediler ama tam anlatamamışlar herhalde, ben oraya yazlık sarayı yapacağım. Duydum der, haberim var, söylediler aslında ama galiba benim cevabımı size iletememişler, satmıyorum. Ya nasıl satmazsın, ne inatçı adamsın, olur mu olmaz mı filan. Adam der ki, ya benim burada babamın mezarı var. Vasiyet etmiş, oraya gömülmüş. Dedemin mezarı var. Değirmenciydi bu adamlar. Oğluma vasiyet ettim, ben de burada gömüleceğim. Satmıyorum. Der ki, bak ben kralım. İstersem almasını da bilirim. O da der ki, almasını bilirsin ama Berlin'de hakimler var. Hukuk fakültelerinde ilk ders, daha çocuklar müfredata başlamadan boş kağıda bu hikaye anlatılıp şey denir. O değirmenciyi krala karşı koruyan güç nedir? Eğer ki daha sonra bir hukukçu bu mesleğine ihanet ederse, bir suç işlerse, rüşvet alırsa, bir şey olursa, baro tarafından sorgulandığında mesela o kağıt önüne çıkarılır ve denir ki, niçin değirmenciyi yalnız bıraktın? Bu ülkede bu adaletten, bu ülkede evrensel hukuktan, insanlığın biriktirdiği evrensel insan haklarından hangisinden bahsedebiliriz?